sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba çocuklar, bugün sizinle Doğada Hayat Ünitesi ile beraberiz. Buradaki bitkiler konusunu işleyeceğiz. Haydi bakalım, başlayalım. Evet, öncelikle bahçe bitkilerine bakalım. Hatta bunları resim resim inceleyelim. Evet, bahçe bitkilerindeki bazı örnekleri burada resim olarak size verdik. Sizin bahçenizde farklı farklı türlerde yetişiyor olabilir. O yüzden isterseniz bunlardan farklı bahçe bitkileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Burada bahçe bitkilerinden ben laleyi aldım. Laleler gerçekten farklı renklerde ve çok güzellerdir. Aynı şekilde biber aldım. Tatlı, acı, farklı renklerde gene vardır ve gerçekten lezzetlidir. Nane vardır mis gibi kokusuyla ya da gül vardır diyebiliriz. Bunun gibi birçok çeşitte bahçe bitkileri konusunda mevcuttur. Şimdi gelelim diğer bahçe bitkilerine. Taze soğan, salatalık, maydanoz, domates, marul, patlıcan gibi değişik türdeki bahçe bitkileri vardır. Bunları özellikle yaz aylarında bahçenizde yetiştirebilirsiniz. Çok da güzel olur. Hem de taze taze, gayet doğal bir şekilde yemek çok daha güzeldir. Ki ben domatesi çok severim. Bunların hepsi birer bahçe bitkisidir. Dediğim gibi kendi bahçenizde farklı türlerde yetiştirebilirsiniz. Şimdi bahçe bitkileri gibi yabani bitkiler de var. Bakalım bu yabani bitkiler nelermiş inceleyelim. Şimdi geldiğimizde bu semizotu, ekşi yonca, kara hindiba, papatya, süs yoncası, deve dikeni gibi bazı örnekleri bulunmaktadır. Bunlar yabani bitkilerdir. Gördüğünüzde "Aa, bu yabani bitki" diyebilmelisiniz. Şimdi ise gelelim ağaçlara. Bakalım ağaçlardan neleri koymuşuz. Evet, ağaçlardan burada akasyayı, dutu, karaçamı, kavak gibi örneklerini koymuşuz. Burada farklı farklı çeşitler de verebilirsiniz. Belki etrafınızda değişik, farklı türlerde ağaçlar olabilir. Şimdi ağaç türlerinden başka resimlere baktığımızda kayısı, vişne, sarıçam, meşe gibi farklı tarzlarda ağaçlar da vardır. Bu ağaçlar dışında ağaçlar yok mu? Tabii ki var. Belki de etrafınızda, bahçenizde birçok çeşit ağaç bulunmaktadır. Evet, ağaçları da bitirdik. Şimdi ise size ufacık bir görev. Etrafınızdaki ağaçlardan örnekler verebilir misiniz? Bunları lütfen yoruma yazın. Evet, bu konumuz burada bitti. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve lütfen yorum yazmayı unutmayın.